Liderimiz, Genel Başkanımız, Konya Milletvekilimiz, Refah Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bey'i davet ediyorum. Buyurun efendim. Takdir! 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 Esselamu aleyküm çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gördüğünüz gibi manevi İstiklal Savaşımızın, muharebenin en kızgın noktasında olsak dahi Allah'ın lütfuyla koştuk Avrupa'daki kardeşlerimizin bu güzel, bu müstesna toplantısında bulunmak imkanı elde ettik. Bundan dolayı böyle bir fırsat elimize geçtiği için Cenab-ı Hakk'a şükürler ederek sözlerime başlıyorum. Hepinizi Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nın kongresine iştirak eden kardeşlerim olarak tebrik ediyorum. Ayrı ayrı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü işte manzara, Avrupa'da yaşayan inançlı kardeşlerimiz hiçbir kuruluşa nasip olmayan muhteşem, coşkulu bir yıllık toplantı yapmaktadırlar. Şu toplantının manzarası dahi ne kadar iftihar edilse azdır, bütün şu salon dolduran kardeşlerimizin, Avrupa'daki kardeşlerimizin kalplerindeki inancı en açık bir şekilde göstermektedir. Hepimiz biliyoruz ki burası Berlin ve Avrupa'nın en büyük salonu. Yapılan tahmin hesaplara göre şu salonun içinde şimdi 20 bin kardeşimiz var. Sabahtan beri salonun belli ölçüde insan alması dolayısıyla arkadaşlarımızın bildirdiklerine göre 10 bine yakın kardeşimiz de bu salona gelmek istedi, fakat salonda yer imkanı olmadığı için kapıdan üzülerek ayrılmak mecburiyetinde kaldılar. Hepimiz hatırlıyoruz, geçen seneki yıllık toplantıda takriben 30 bin inanan kardeşimizin iştirakiyle yapılmıştı. Ve geçen sene toplantının yapılmış olduğu Köln, Messe salonlarının yöneticisi toplantıdan çıkıldıktan sonra artık Avrupa Milli Görüş Teşkilatları salonlara sığmıyor. Gelecek sene mutlaka toplantınızı stadyumlarda yapmanız lazım gelir tavsiyesinde bulunmuştu. İnşallah bundan sonra stadyumlarda daha da büyük kalabalıklarla, daha da büyük coşkuyla yıllık toplantıların yapılması nasip olur. Salondan içeriye girdiğim zaman geçen sene bu toplantıya iştirak etmiş olan Asya'daki Müslüman Cumhuriyetlerin baş müftülerinin yaptıkları konuşma hatırıma geldi. Onlar şunu söylemişlerdi: biz 70 sene komünizm zulmü altında inledik ama komünizm bir batıl sistem olduğu için mutlaka yıkılıp gideceğini biliyorduk. Hiçbir zaman komünizmin bizim ülkelerimizde, Müslüman ülkelerde yerleşemeyeceğini biliyorduk. Komünizmin hiçbir zaman inanmadık. Bir gün tekrar aslımıza döneceğimizi her zaman biliyorduk ve inanıyorduk. Ama Avrupa'nın ortasında 30 bin Müslümanın bir araya gelerek böyle coşkulu bir toplantı yapacağını hiçbir zaman hayalimizden dahi geçiremezdik demiş idi. Şimdi kendilerini saygıyla anıyorum. Bu sözlerini tekrar ediyorum. Keşke bu yılda vize güçlükleriyle karşılaşmamış olsalardı, bu salona gelselerdi, aynı şekildeki Avrupa'daki Müslüman kardeşlerinin şu coşkulu manzarasını aynı şekilde büyük bir memnuniyetle
sevinçle görselerdi ve yaşasalardı. Muhterem kardeşlerim, toplantınız münasebetiyle hepinizi kalpten tebrik ettikten sonra birkaç kelimeyle hepimizin bildiği Avrupa Milli Görüş Teşkilatları konusunda inandıklarımızı özetlemek istiyorum. Bilindiği gibi ve her zaman tekrar ettiğimiz gibi Viyana'nın batısında 30 milyon Müslüman yaşamaktadır. 30 milyon Müslümanın bel tebiğini Türkiye'den gelen kardeşlerimiz teşkil etmektedir. Takriben 3 milyona yakın kardeşimiz Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yayılmıştır. İşte Avrupa Milli Görüş Teşkilatları çeyrek asırlık bir dönemden beri burada oturan memleket evlatlarımıza her türlü hizmeti yapan en büyük, en başarılı kuruluştur. Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nın yıldan yıla yapmış olduğu gelişmeyi hepimiz iştahla memnuniyetle takip ediyoruz. Sabahleyin yıllık çalışma raporları konuşuldu. Bendeniz de şimdi bu raporlara göz attım. Görüyoruz ki Avrupa Milli Görüş Teşkilatları bugün Avrupa'daki Almanya dışındaki 10 ülkeye ilaveten Amerika'da Avustralya'daki Milli Görüş Teşkilatları'yla dünya çapında teşkilatlanmış bulunmaktadır. Avrupa'da sadece Milli Görüş Teşkilatları'nın biraz evvel verilen rapora göre 424 tane mescit ve cemiyeti bulunmaktadır. Bu mescitlere Cuma cemaati olarak takriben 100 bin memleket evladı ve Müslüman iştirak etmektedir. Ayrıca gençlik teşkilatımızın milli görüş inancına sahip gençlerimizi kuşatan teşkilatın 20 bin genci bağrında topladığını da hepimiz iştaharla biliyoruz. Avrupa Milli Görüş Teşkilatları sadece bu vis'atiyle değil, muntazam çalışmalarıyla dünya çapında örnek bir teşkilattır. Bu yolda hizmeti geçen bütün yöneticilere, bütün mensupları kardeşlerim olarak hepinize tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Avrupa Milli Görüş Teşkilatları sadece bir teşkilatlanma örneği değil, mensup olduğu camiaya, hatta Avrupa'nın batısındaki 30 milyon Müslümanın hepsine en faydalı, en hayırlı hizmetleri yapan bir kuruluştur. Muhterem kardeşlerim, bilindiği gibi Avrupa'daki Müslümanlar takriben 2. Can Harbi'nin arkasından itibaren gittikçe çoğalarak Avrupa'nın bir parçası olmuşlardır. Bugün Avrupa Birliği kuruluyor. Avrupa Birliği'nin içerisinde 30 milyon Müslüman var, 40 milyon Protestan var, 220 milyon Katolik var. O halde Avrupa Birliği 30 milyon Müslümanı kendi vücudunun bir parçası olarak içinde bulunduran bir topluluktur. İşte Milli Görüş Teşkilatları bütün bu 30 milyon Müslümana hizmet etmektedir. Milli Görüş Teşkilatlarının gayretiyle her yıl Avrupa'da bu yıllık kongreye benzer önemli toplantılar yapıldığında hepimiz biliyoruz. Kısa bir müddet önce Avrupa Müslümanları Meseleleri Konferansı yapıldı. Ondan bir müddet evvel Batı ve İslam toplantısı yapıldı. Şimdi Milli Görüş Teşkilatları yıllık toplantısı yapılıyor. Bir müddet sonra da yıllık program çerçevesinde İslam aleminin alimleriyle Batılı profesörler arasında adil düzen hakkında ilmi toplantılar yapılacaktır. Böylece Avrupa Milli Görüş Teşkilatları bir yandan kendi camiasına hizmet ederken bir yandan adil düzenin batıya tanıtılması ve bütün insanlığın saadeti yolunda büyük bir gayrette çalışmaktadır. Avrupa'da hepimizin bildiği gibi bundan önceki Avrupa Müslümanları Meselesi konferansında da dile getirildiği gibi
tarihten gelen bir adeta Müslüman düşmanlığı taassubuna sahip bir mutaassıp zümre bulunmaktadır. Vaktiyle Haçlı seferlerini körükleyen bu mutaassıp zümre bugün de Batı ülkelerinde yürürlükte olan anayasa ve kanunlara aykırı olarak Müslümanların insan haklarına sahip olmalarına mani olmaktadırlar. Bundan dolayı Avrupa Müslümanları Meseleleri Konferansı'nda Batılı aydınları Müslümanlarla beraber Batı'da insan haklarının kamil manada tatbik edilmesi için el birliğiyle çalışmaya davet ettik. Bu söylediğim mutaassıp, aşırı, İslam düşmanı zihniyetli kimseler yüzünden Avrupa'daki Müslüman işçilerimizin pek çok meseleleri olduğunu biliyoruz. Bizim insanlarımıza yani Müslümanlara üçüncü sınıf insan muamelesi yapılıyor. Ücretler az veriliyor. Her çeşit işçi çıkartılıyor. Evlatlarımıza, hanımlarımıza bugün sabahleyin bütün bunlar bir kere daha sayıldı, döküldü. İşte Avrupa Milli Görüş Teşkilatları bu zorlukları yenmek için inanan insanların bir araya gelerek kurdukları bir dayanışma ve hizmet kuruluşudur. Bu sıfatıyla da yıllardan beri camiasına ve dolayısıyla Batı dünyasına en hayırlı hizmetleri yapmıştır. Yapılan çalışmalarda teşkilatlanma çalışmaları, eğitim çalışmaları, müesseseleşme çalışmaları, tanıtma çalışmaları ve camiasına hizmet çalışmaları olarak her yıl başarılı adımlar atılmaktadır ve şimdi bu yıldan itibaren artık Avrupa'daki Müslümanlar 5 yıllık programlar halinde çalışma dönemine girmişlerdir. Bunun için Avrupa Milli Görüş Teşkilatlarına bu 5 yıllık plan çerçevesinde çok önemli görevler düşmektedir. Bu görevleri de Avrupa Milli Görüş Teşkilatlarının büyük bir başarıyla, gayretle yerine getireceklerine inanıyoruz. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, şimdi size Türkiye'den gelen kardeşlerimiz olarak Avrupa'daki çalışmalar hakkında gördüğümüz bu memnuniyet verici gelişmelere kısaca temas ettikten sonra birkaç kelimeyle de Türkiye hakkında bilgi sunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi huzurlarınıza Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısı Refah Partisi Çorum Milletvekili Yasin Hadimoğlu kardeşimize ve yine huzurlarınıza eski Diyanet İşleri Başkanımız ve Refah Partisi Gümüşhane Milletvekili muhterem Lütfü Doğan hocamızla beraber koştuk geldik. Ve diğer iki kardeşim sizleri selamladıktan sonra bendeniz huzurlarınıza çıktığım zaman muharebenin en kızgın noktasında her şeye rağmen koştuk huzurlarınıza geldik diye söze başladım. Ne muharebesinden bahsediyoruz? Hepinizin bildiği gibi Türkiye'de 7 Haziran'da çok önemli seçimler var. Bütün Türkiye bu seçimler ile meşguldür. Yine her şeyi yakinen takip ettiğinizi biliyorum. Biz bir haftadan beri Türkiye'de karış karış seçim bölgelerini helikopterlerle, uçaklarla dolaşıyoruz. Bu esnada 40'tan fazla beldemizi gezdik. Ve hemen bu çalışmaların arkasında da şimdi Avrupa'ya Berlin'e geldik. Derhal size duyurmak istiyorum ki meşhur şairimiz ne kadar haklı söylemiş. Biliyoruz bildiğimiz gibi Müslüman ülkeleri gezdim, orada viraneler gördüm, diyar-ı küfrü gezdim, orada kaşaneler gördüm diyen şairimiz bir kere daha buraya gelip gözümüzle gördüğümüz manzaraları ne güzel ifade etmiş. Çünkü Türkiye'de 40 kadar gezdiğimiz beldelerimizde sizin de çok iyi bildiğiniz gibi yollar çamur, sular akmıyor, evlerin damı yok,
Tuvaletler bahçede, insanlarımız işsiz. İşte biz, Refah Partili kardeşlerimiz olarak bu 341 seçim bölgesinde yaşayan insanlarımıza insan gibi yaşayacakları yeni birer şehir meydana getirmek için şu anda Türkiye'de bir manevi savaş yapıyoruz. Beldelerimizi Avrupa'dan daha ileri hale getireceğiz Allah'ın izniyle. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Yıllardan beri Refah Partili belediyelerin gösterdikleri üstün başarıya dayanarak söylüyorum. Türkiye'de ister belde, ister ilçe, ister il, isterse büyük şehir belediye hizmetlerini yürüten Refah Partili belediye başkanları yıllardan beri hakikaten hepimizin göğsünü kabartan çalışmalar yapıyor. Şimdi işte bu yeni seçimde bütün bu belgelerin inşallah çok büyük kısmını yeniden Refah Partili belediyeler, belediye başkanları kazanacak ve bu belgelerde de 50 yıllık bir geri kalmışlık döneminden sonra yeni hamleler başlayacak inşallah. Türkiye'deki çalışmaları size uzun uzun anlatacak değilim. Yalnız bir misal söyleyeyim yeter. Bakınız işte Konya'mız, Refah Partili belediye başkanlarının elinde, Konyalı kardeşlerim de bilir, yol düşenler de bilir, baştan sona kadar yeniden imar olmuştur. Ağaçlı bulvarlar, tramvaylı bir Konya. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ekmek 1500 liraya satılırken, Konya'da 600 liraya satılıyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde otobüsler insanları taşıdığı fiyat neyse, Konya'da yarı fiyatla taşınıyor. Konya'da su 2 metre mikaba kadar bedava veriliyor ve Konya'da bütün fakir fukaranın duası alınıyor. En güzel suyu 1000 tane yeni yapılmış olan Selçuklu Çeşmesi'yle Refah Partili belediye başkanları bir yandan o suyu içenlerin duasını alarak halka sunuyor, öbür taraftan da turistleri hayran bırakıyor. Çünkü bu çeşmeler ne dedi? Ecdat yadigarı güzel Selçuklu çinileriyle süslenmiş bulunuyor. Görüldüğü gibi Refah Partili belediye başkanları büyük borçlarla teslim aldıkları belediyelerde hakikaten ancak harika kelimesiyle tarif edilecek olan çok üstün başarılı hizmetler sergiliyorlar. Bakınız bu batı dillerinde bir kelimenin karşılığı yoktur. Almanca'da bereket kelimesinin karşılığı yoktur. Bunu söyle derseniz size artma çoğalma derler. Artma çoğalma başka şey, bereket başka şey. Bütün batı ülkelerini Konya'ya davet ediyoruz. Gelin, bereket diye bir şey vardır. Gözünüzle gör. Bu kelime sadece bizdedir ve manası da çok büyüktür. Muhterem kardeşlerim, işte aynı inanç aşkıyla çalışmalar inşallah şimdi 7 Haziran seçimlerinde daha pek çok belediyeyi Refah Partisi'nin kazanması dolayısıyla yurda yayılacaktır. Size ne duyurmak istiyorum? Şu anda Türkiye'de bir manevi savaş cereyan ediyor. Bu manevi savaş bilesiniz ki hak ile batılın savaşıdır. Hakkı milli görüş zihniyeti, adil düzen, onun partisi olan Refah Partisi temsil ediyor. Batılı ise maalesef taktikçi partiler temsil ediyor. Bu yeni istiklal savaşımızda hepimizin bildiği gibi Allah'ın lütfuyla büyük ilerlemeler kaydedildi. Şimdi meydan muharebesinin en önemli, en son, en mühim noktasına geliyor. Olayları takip ediyorsunuz. Bütün Türkiye'de gezdiğimiz yerlerde görüyoruz ki Refah Partisi her yerde seçime girmek bakımından ülkeye sahip olmuş tek başına, diğer partilerin hepsinin pek çok yerlerde seçime girme imkanları bile olamamış ve bundan önce birer parti halinde çalışan ANAP,
kaybolmuş gitmiş, CHP dağılmış yok olmuş gitmiş, biz iktidarız, bize oy verin diye. 41. kere halkı aldatmak isteyen bir DYP'yle bir Refah Partisi, bütün Türkiye'nin her yerinde bu seçimlerde bir manevi savaş yapıyor. Şimdi artık savaş sadece iki partinin arasına intihar etmiştir. Bu noktaya nasıl gelindi biliyorsunuz. 20 Ekim seçimlerinde siz inançlı kardeşlerimizin de büyük gayretleriyle Türkiye'de milli görüş büyük bir zafer kazandı. Refah Partisi'nin oyları %250 arttı. Dünyanın hiçbir yerinde iki seçim arasında bir partinin oylarında bu nispette artış olmamıştır. Bu artışın arkasından lazım gelirdi ki Türkiye'de hükümeti Refah Partisi kursun ve zulümlere son verilsin. Ancak hepiniz yakinen takip ettiniz, dış güçler aman Refah Partisi başına gelmesin, yeni bir dünya kurulur, bu dünyanın kontrolü bizim elimizden kaçar diye çok telaş ettiler. Milletin çok iyi bildiği, taklitçi partilerden birisi olan renksiz zihniyetli CHP ile solcu zihniyetli CHP'yi birbirine sunni olarak yapıştırdılar. Sırf Refah Partisi iktidara gelmesin diye 6 aydan beri geçici sunni bir hükümet kurdular. Ama ne oldu? Nasıl 8 senede Batı taklitçisi, faizci, ANAP zihniyeti vergiyle, zamla milleti inim inim inletip seçimleri kaybedip şimdi de kaybolup gittiyse bu 6 aylık dönemde de onun zihniyet itibariyle aynısı olan bir DYP'de bu 6 aylık dönemde aynı şekilde kaybolup gitmektedir. Milletimiz bu yeni denemede bir kere daha gördü ki bunların yapacakları bir şey yoktur. Faizci düzen iflas etmiştir. Nasıl komünizm yıkıldıysa faizci düzen de aynı şekilde yıkılmaya mahkumdur. İşte bak Türkiye'ye geldiler, enflasyonu indireceğiz dediler, %60'ta aldıkları enflasyonu %80'e çıkarttılar. Köylünün borçlarını affedeceğiz dediler, köylüyü bir kişinin daha fazla borcun içine soktular. Ekim paralarını vaktinde vereceğiz dediler, hala pancarın buğdayın parasının yarısını veremediler. Herkese bir ev bir otomobil vereceğiz diye anahtarlar gösterdiler. Halbuki şimdi kiraların %35'ini vergi diye alacağız diye kanun getirdiler. Böylece evi olana da evini sattırıyorlar. Bütün bu olaylar bir kere daha faizci sistemlerin çöktüğünü gösteriyor. Böylece işte gördüğünüz gibi Türkiye yeni bir istiklal savaşının en kızgın noktasında bulunmaktadır. Bir kere daha kardeşlerime 7 Haziran seçiminin çok büyük ehemmiyetini bildirmek istiyorum. Bakın bu seçimlerin ehemmiyetini size İstanbul'un sesiyle açıklamak isterim. 20 Ekim'de inananlar kaleye bayrağı diktiler. Tıpkı İstanbul'un fethinde Ulubatlı Hasan'ın kaleye bayrağı diktiği gibi. Sur'da gedik açıldı. Refah Partisi inananların gayreti çalışmalarıyla kuvvetli bir grup halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Arkadan birçok mali seçimler yapıldı. Bu yapılan mali seçimlerde Refah Partisi daha da büyüdü, daha da büyüdü. Başa güreşen en büyük parti haline geldi. İnananların gayretleriyle. Son yapılan mali seçim bilindiği gibi 29 Aralık'ta İstanbul Kağıthane'de yapılan seçimlerdi. Bu seçimlerde Refah Partisi oyların %34'ünü aldı. Buna mukabil Demirel'in partisi sadece %9 oy aldı. Biliyoruz ki Kağıthane hal istedi. Onun için bugün Türkiye'de yapılan manevi istiklal savaşında biz Kağıthane seçimlerini Sultan Fatih'in gemilerinin Halice inişine benzetiyoruz. Sur'a bayrak dikildi, gemiler Halice indi,
Şimdi bir adım kalıyor. Bu da doğrudan doğruya İstanbul'un sesidir. Yani Türkiye'de inananların ülke yönetimini devri teslim almalarıdır. Refah gelecek, zulüm bitecek. Refah gelecek, zulüm bitecek. Refah gelecek, zulüm bitecek. Hepinizin yakinen takip ettiği gibi şimdi Türkiye'de inanan insanlar karşı hücuma geçmişlerdir. Bugüne kadar taklitçiler, inancınızı bırakın, size dünya vereceğiz dediler, 50 sene milleti aldattılar. Şimdi yalanları, iflasları hepsinin birden topyekun açığa çıkmıştır. İnanan insanlar mukabil taarruza geçmişlerdir ve sizin de yakinen takip ettiğiniz gibi taklitçilere, sizi taklitçiler sizi, bizi geri bırakan sizsiniz. Bizi uçak yapmak isteyen sizsiniz. Bizi işsiz bırakan sizsiniz. Aç bırakan sizsiniz diyerek mukabil hücuma geçmişlerdir. Nasıl Yunan'ı 70 sene evvel Ege'den denize döktüysek, taklitçilik zihniyetinde çok yakında inşallah denize dökeceğiz. İşte yapılan manevi istiklal savaşı budur. Bakın sula bayrak dikildi. Arkasından Halice gemiler indi. İnşallah 7 Haziran'da da fetih olacak. Refah Partisi'nin en büyük parti olduğu 341 yerde yapılan seçimlerle açığa çıktığı zaman evvelce Demirel'in Özal'a söylediği sözü 8 Haziran'dan itibaren de biz kendisine söyleyeceğiz. Hadi bakalım senin millette tabanın yok. Yeter artık yaptığın zulüm diyeceğiz inşallah. Tekir! Tekir! Muharebenin en çılgın noktasında bulunuyoruz. Günümüzde futbol oyunu modadır. Onun için müsaadelerinize sığınarak Türkiye'deki manevi istiklal savaşının şu anda bulunduğu noktayı futbol lig karşılaşmasına benzeterek ifade etmek istiyorum. 20 Ekim seçimlerinde 4 tane takım finale kaldı. Mecliste grubunu kurabildiler. Böylece Refah Partisi birinci savaşı kazandı. Arkasından mahalli seçimler yapıldı. Bu mahalli seçimlerde Refah Partisi daha da üstün başarılar gösterdi. 29 Kasım'dan sonra şimdi son şampiyonluk maçına 2 takım kaldı. Refah Partisi ve milleti hala aldatmak için çırpınan bir DYP. Şimdi 7 Haziran'da bu iki takımın şampiyonluk maçı var. İşte size Türkiye'nin her yerini dolaşmış bir kardeşiniz olarak Türkiye'de ne var sözünün cevabı olarak getirdiğim haber budur. Türkiye'de bir Refah ve DYP maçı var. Bu maçı Allah'ın izniyle 7 Haziran'da Refah Partisi kazanacak. Tekir! 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 Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, inanan insanlar olarak hepinizin 7 Haziran seçiminin çok büyük emniyeti olduğunu bildiğinizden eminim. 7 Haziran'da sadece 341 yerde belediye seçimi yapmıyoruz. Ki bu yerlerin içerisinde bizim eskiden beri en büyük kalemizde her zaman belediye başkanlığı kazandığımız Urfa vilayetimiz var. Bu seçim bölgeleri arasında bizim kendi vilayetimiz olan Van vilayetimiz var. Bunların ikisinde de yine belediye seçimlerini Refah Partisi kazanacak inşallah. Bundan başka 7 tane ilçede seçim var. Bu ilçelerde de inşallah Refah Partisi en büyük başarıyı kazanacak ve geriye kalan 33 tane beldede de inşallah Refah Partisi en büyük parti olduğunu gösterecektir. Böylece şampiyonluğu kazanmış olacak
ve onun arkasından inşallah kupayı Refah Partisi inananlar alacak. Ancak bu olay sadece belediye seçimi olayı değildir, tekrar ediyorum. Bütün inanan insanların bugün üç ayrı hedefi var. Biri belediyeleri alıp mahrumiyetler içerisindeki kardeşlerimize örnek bir belde kurmak, insan gibi yaşayacak şehirler hazırlamak. İkinci hedefimiz Türkiye'de taklitçileri tasfiye etmek, Türkiye'deki faizci düzen yerine adil düzeni kurmak, Türkiye'yi bir lider ülke yapmaktır. Ancak gayelerimiz bundan da ibaret değildir. Hepimizin yakinen takip ettiği gibi yeni bir dünya kuruluyor. Sovyetler dağıldı. Rusya'daki Müslüman ülkeler komünizm iflas ettikten sonra bir yandan bağımsızlıktan elde ettiler, bir yandan şimdi yeni nizamlarını kuruyorlar. İşte böyle önemli bir dönüm noktasında daha fazla gecikmeden Türkiye'de Refah Partisi'nin iktidara bir an evvel gelmesi bütün insanlığın kurtuluşu demektir. Televizyonları takip ettiğinizi biliyorum. Bakınız Sayın Demirel'in son Asya seyahatinde kendisine yaptığımız açık oturumda ne dediğimizi ya duydunuz veya sonradan kulaklarımıza geldi. Kendisine söylediğimiz söz şu: bana bak arkadaş, sen Orta Asya'ya bizim için gitmiyorsun. Amerika'nın Bush'un taşeronu olarak gidiyorsun dedik. Nitekim Asya'ya gittiği zaman ne yaptığını adım adım takip ettim. Önce oradan Bush'a telefon ediyor. Senin emrin üzerine hareket ediyorum diyor. Telefonun manası budur. Amerika ne istiyor? Orta Asya'daki Müslüman devletler kendi parasını basmasın, kendi ordusunu kurmasın ve sakın ha İslam Birliği'ni kurmasın. Ya ne olsun? Amerikan sermayesine köle olsun. Nitekim hepiniz televizyondaki görüşmeleri takip ettiniz. Bak Demirel'e söylediğim ikinci bir söz şu oldu: sen oraya gidiyorsun, onları laik yapacağım diyorsun. Halbuki siz laikliği din düşmanlığı manasında kullanıyorsunuz. Onun için sen oraya gidip sakın Müslüman olmasınlar ha. Tamamen kendi dinlerini bıraksınlar. Bunu temin etmek için gidiyorsun. Şimdi senin laiklik dediğin tatbikatın Türkiye'de nasıl olduğunu görüyoruz. Sen burada nasıl üniversiteye giden çocukların zorla başını açıyorsan, istiyorsun ki oradaki çocukların da, kız çocukların da başı açılsın. Onun için bu gidişinde bir fayda yoktur demiştim. Şimdi size bir gerçeği hatırlatıyorum. İçinizde yaşı müsait olanlar bilirler ki İstanbul'un eskiden en büyük mağazalarının bulunduğu yer Beyoğlu'ydu. Bu Beyoğlu'nda bir takım Yahudi dinine mensup dükkan sahipleri de var idi. Bu dükkan sahipleri halk Müslüman olduğu için kendilerinden alışverişi yapmayı temin etmek maksadıyla kasaların üzerine bir besmele levhası asarlardı. Bunu içinizde hatırlayanlar vardır. Gelen adam dükkan Yahudi değil, Müslüman dükkanı zannetsin de alışveriş yapsın diye. Ben bu olayı size niçin hatırlatıyorum? Çünkü o televizyon konuşmasında da belirttiğim gibi Sayın Demirel'in Asya seyahati, Bush'un onu oraya göndermesi Yahudi dükkanındaki besmele levhasına benziyordu onun için. Bush gitse Asyalılar onu oraya sokmayacaklar. Onun yerine bunu gönderiyor, Müslüman edası, Müslüman kisvesi altında bütün Asya'nın zenginliklerini kapitalizmin, siyonizmin sermayesine dönüştürmek için. İşte gözümüzün önünde yeni bir dünya şekillenirken görüyoruz ki bütün olaylar bir an evvel Türkiye'de milli görüşün Refah Partisi'nin iktidara gelmesini şart kılmaktadır.
Bu sadece Türkiye'nin bütün insanlığın meselesidir. Bu gerçekleri açıkladıktan sonra elbette iki önemli noktayı da mutlaka size dile getirmek mecburiyetindeyim. Bunlardan bir tanesi Ermenilerin Azerbaycan'da yaptıkları katliamdır. Diğer ise Sırpların Bosna Hersek'te yaptıkları katliamdır. Ne yazık ki bu Müslüman kardeşlerimiz ki her iki tarafta bizim parçamızdır. Bu Müslüman kardeşlerimize bu büyük katliam ve soykırım yapılırken işte şimdi Türkiye'de maalesef bu batı taklitçisi ne yaparsanız yapın biz ortak pazara girmek istiyoruz diyen bir CHP iktidarı vardır. Bu iktidar yüzünden bu insanlar cesaret buluyor, bu iktidar yüzünden bu katliam devam ediyor. Kesinlikle size ifade ediyorum. Eğer bugün Türkiye'de Refah Partisi iktidarda olsaydı ne Ermeniler bir tek Müslümanı kesmeksiz cesaret edebilirdi ne de Sırplar bir tane Bosna'yı kardeşimize dokunabilirlerdi. Bundan dolayıdır ki bu ülkelerdeki kardeşlerimizin katliamına ve soykırımına bir an evvel son vermek için de 7 Haziran seçimlerini Türkiye'de mutlaka Refah Partisi'nin kazanması, milli görüşün kazanması gerekiyor. Muhterem kardeşlerim, işte Sırplar, işte Ermeniler, hepimizin yakinen takip ettiği ve bütün dünyanın gördüğü gibi 2 yaşındaki çocuğun boynunu kasaturayla kesmekle iktifa etmiyor. Kestiği bebeğin ayrıca sonradan kasaturayı gözlerine sokup gözlerini çıkartıyor. İşte vahşetleri budur. Bunların tarih boyunca nasıl zulüm yaptıklarını bizim milletimiz çok iyi bilir. Bugün gözümüzün önünde aynı zulüm daha da şiddetli bir şekilde yapılmaktadır. Gerek Bosna'daki kardeşlerimizden, gerek Azerbaycan'daki kardeşlerimizden sürekli fax, telgraf, mektuplar alıyoruz. Hocam, bizim tek ümidimiz Refah Partisi'ndedir. Ne yapacaksanız yapın. Bosna Hersek'ten gelen kardeşlerimizi hükümet değil, İstanbul'da Refah Partisi olarak biz organize edip misafir ediyoruz. Kardeşlerimize Türkiye'den her bakımdan gereken yardım malzemesini her iki tarafa da Refah Partisi olarak biz gönderiyoruz. Çünkü bu hükümet onlara yardım etmiş olmak gözükmekten bile korkuyor. Ve aldığım telgraflarda bana şunu söylüyorlar. Diyorlar ki hocam bak Sayın Demirel'le televizyona çıktınız. Demirel efendim ne yapalım? Askeri bir müdahalede mi bulunacağız? Elbette bunu yapamayız diyor. Onlar da madem ki Türkiye bu işe karışmayacak, öyleyse soykırıma devam edelim diyorlar. Demirel'in konuşması üzerine bunlar daha çok cesaret buldular, daha büyük katliam yapıyorlar diyorlar. Kardeşlerimiz bu telgrafları, bu faksları haklı olarak çekiyor. Akıllı bir insan televizyona çıkıp da ben hiçbir zaman bunlara müdahale etmeyeceğim demez. Etmese bile böyle konuşmaz. Televizyona çıkıp da bunlara müdahale etmeyeceğim deyince onlar da elini kolunu sallayıp bu zulümler yapıyorlar. Türkiye'deki şuursuz yönetim bu katliamları böylece dolaylı yoldan desteklemiş olur. Lafla, palavrayla beynir gemisi yürümez. Efendim azıcık mektup yazdık, metike, söz söyledik. Ne bunlar? Bunların hepsi boş laf ve palavra. Kanlar akıyor, bizim kendi vücudumuzun parçaları katlediliyor, kesiliyor. Gördüğünüz gibi bu batı taklitçileri bütün bu şartlara rağmen hala batıyı memnun etmeye çalışıyorlar. İşte Türkiye'yi nasıl geri bıraktılarsa, insanımızı nasıl işsiz ve aç bıraktılarsa, bugün de yurt dışındaki kardeşlerimizin katliamı dahil her türlü felaket karşısında aynı batı taklitçiliği zihniyetini sürüyorlar. Fransa Mitterrand'la konuşuyor Azerbaycan meselesini. Mitterrand dediğin adam Ermenileri tutuyor.
Bosna Hersek meselesini Amerikalılarla konuşuyor. Amerika Türkleri tutuyor. Biz bu ehli salih zihniyetini tanımaz mıyız? Bakın Almanya, Hırvatistan'a Sırpların hücumunu nasıl önledi? Neden Türkiye Bosna Hersek'e karşı bu hücumları önlemekten geri dursun? En azından Türkiye bugün çok rahatlıkla askeri uçaklarla Bosna Hersekli kardeşlerimize her türlü silah yardımında bulunabilir. Çünkü bu katliama karşı bunu yapmak en askeri, en askeri, en az insanlık vazifesidir de onun için. Sayın Demirel'in televizyona çıkıp da efendim ne yapacağız? Bosna Hersekli kardeşlerimize hizmet etmek için şimdi Bulgaristan'ı mı fethedeceğiz? Yugoslavya'yı mı fethedeceğiz? Demesi çocukça bir düşüncedir. Bebekleri aldatmak için uydurma bir laftır ve palavradır. Neden? Yahu sen hala uçak keşfedildiğini bilmiyor musun be adam? Kaçıncı asırda yaşıyorsun? Çekilmiş! Bu insanlar... Çekil! Bu insanlar kesiliyor, doğranıyor. Ellerinde hiçbir silah yok. Bir tane tüfek ver diyor, ben de kendimi savunayım. Bir tane makinalı tüfek ver, kendimi savunayım diyor. Bunun karşısında Bulgaristan'ı mı işgal edeceğiz demenin ne manası var? Eğer sende inanç olsa, sende tarih şuuru olsa, bütün buradaki insanların bizim vücudumuzun parçası olduğunu bilsen, 40 yerden, gökten aşağıya 40 bin türlü silah yağdırırsın. Zaten sende bu cesaret oldu mu, onlar kusurup bir kenara çekilmekten başka şey yapamazlar. Ne anlatıyorum size inançlı kardeşlerim, milli görüşlü kardeşlerim. Görüyorsunuz ki bütün dünyanın ve Türkiye'nin milli görüşe ne kadar ihtiyacı var. Kaybedecek zaman yok. Bir an evvel Türkiye'de milli görüşün iş başına geçmesi lazım. Bunun için bütün inananlar, insanlar olarak hep beraber seferber olmamız lazım. Bütün dünya meseleleri dünyanın Türkiye'de yapılan merkez meydan muharebesine bağlıdır. Ve nihayet aziz kardeşlerim, hazır bir araya gelmişken bir noktaya da bir cümle temas etmekten kendini alamıyor. Bakınız, maalesef Batı'nın içindeki bir takım müteassıp mihraklar, bir takım siyonist mihraklar, Batı ülkelerin yönetimlerini etkileyerek Müslüman ülkelere sayısız haksız tecavüzler yapıyorlar. Ve yeryüzünü de ifsad edip fesada veriyor. İşte daha geçen sene bu vakitlerde hepimiz bir Müslüman ülke olan Irak'ın nasıl yerle bir edildiğini gördük. Amerika'nın Irak'a yapmış olduğu hücumlar elbette Kuveyt'in kurtarılması hadisesi değildi. Onu bahane edip Irak'ı Kuveyt'e gönderen de Amerikalılardır teşvik edenler. Maksat İsrail'in karşısında en ufak bir savunma gücü kalmasın. Bunun için Irak'ta taş üzerine taş bırakmamak. 43 günde Hiroşima'ya atılan atom bombasının 7 misli şiddetinde bomba yağdırıldı. Bu bombalar hep sivil hedefleri kendisine hedef seçti. Elektrik santralları, fabrikalar. Maksat Irak'ta taş üzerinde taş kalmadı. Bunlar yapıldı da ne oldu? Hepiniz gazeteleri takip ettiniz. İşte Irak'ta 18 yaşında bir masum kız çocuğu. Bombardıman var, sığınağa iltica ediyor. Bu kadar masumane bir davranış. Ama geliyor bu Amerikan uçakları, betonu gelen özel bomba atarak sığınağın içindeki çocukları, yaşlıları, hanımları, kadınları bombalıyor. Bombalıyor da ne oluyor? 18 yaşında bir kız çocuğu bir bacağını kopartmış. Evlenme çağına gelmiş bir kız çocuğun bir bacağı kopartılıyor. Düşününüz, Mehmet Akif bunlara tek kişi kalmış canavar sesini durup dururken söylemiyor. Ve de Irak'taki bütün bu vahşet bir yandan ambargolarla devam ettirilirken öbür taraftan hepimizin bildiği gibi
Şimdi 25 günden beri de Libya'ya ambargo konmuştur. Hepimizin bildiği gibi biz vaktiyle hükümetteyken Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattığımız gün Libya uçaklarımız dahil her şeyimizle yalnızdayız diyecek kardeşlik göstermiştir. Ama ne yazık ki 25 günden beri Libya'ya uçak bile uçurtulmuyor. Neden? ABD yönetimi çıkmış, bu ülkeye uçak uçmayacak diye emretmiş de onun için. Sayın Demirel de 15 Nisan'dan itibaren uçak uçmayacak dendiği halde 14 Nisan'da Türk Hava Yolları'nın seferini kesmişti. Bir gün önceden selam duruyor. Eğer Türkiye'de Refah Partisi iktidarda olsaydı, hepimizin de çok iyi bildiğiniz gibi bu Amerika'nın bu haksız tecavüzleri karşısında bir Müslüman ülkeye sen emirle uçak seferini durdurmak istiyorsun öyle mi? Günde bir uçak gönderiyorsak 3 uçak gönderecek dedik. 3 uçak. Size ne duyurmak istiyorum muhterem kardeşlerim? İşte muharebenin en kızgın noktasındayız. Manevi savaşın en kızgın noktasındayız. Onun için 7 Haziran'da yapılan seçim Türkiye'de bir basit belediye seçimi değildir. Bütün bu söylediğim zulümlerin durması için dünyanın merkezi Türkiye'dir. Yeni kutbu Türkiye'dir. Türkiye'nin bir an evvel milli görüşe dönmesi, kendisini toparlaması şarttır. Onun için Türkiye'de yapılan bu cihat, yani hakkı hakim kılma çalışmaları bütün insanlık için yapılan çalışmadır. Bu sebepten dolayı bu muharebenin en kızgın noktasında dahi olsa koşup sizlerin bu gayretli çalışmalarınızı mahallinde görmek, sizlerin şu inançlı tablonuzu mutlaka beraberce yaşamak için huzurlarınıza geldik. Ama bu ziyaretimiz münasebetiyle bir kardeşlik vazifesini de, bir insani vazifeyi de mutlaka yapmaya mecburum. Nedir o? Bu savaş elbette hepimizin savaşıdır. Belgelerinize mektup yazın. Arabalarınızla gelin. Çalışın. Bu savaşta hepimiz elimizden ne gayret geliyorsa ortaya koymaya mecburuz. Çünkü bu hakikaten bir şampiyonluk maçıdır. Bu İstanbul'un fethi maçıdır. Bu sadece Türkiye'nin değil, bütün insanlığın kurtuluş maçıdır. Onun için her şeyinizi seferber edin. Zamanınızı, nefesinizi, gayretinizi. Kim hakkın hakim olmasını istiyorsa her zaman söylediğimiz gibi gün bugündür. Ne mutlu hakkın hakim olması için çalışanlara. Ne mutlu Avrupa'nın içerisinde, Avrupa'nın bir parçası olarak aynı şekilde burada hakkın hakim olması için, haksızlıkların düzeltilmesi için çalışanlara. Unutmayalım ki Alman Anayasası, Almanya'nın çok kültürlü bir sosyal yapıya sahip olması temel esasını vaat etmiştir. Bunun için anayasada yazılı hükümlere göre nasıl Hristiyanlar kendi kültürlerini geliştirmek için çalışmak hakkına sahipseler, bu ülkelerin parçası olan Müslümanlar da kendi kültürlerini geliştirmek için aynı haklara sahiptirler. Sözlerimi kapatmadan önce Alman Yüksek Mahkemesi'ne teşekkür etmeyi bir vazife sayıyorum. Hepimizin bildiği gibi ve bize de gönderilen gazete kupürlerinden gördüğümüz gibi Almanya'nın bir bölgesinde, bir camide, bir milli görüş camisinde bir kardeşimiz sabah ezanı okuyor. Bu ezanı mahkemeye şikayet ediyorlar. Mahkeme, evet bak karar burada diye getirdiler. Bu kararın metnini de rica ediyordum aylardan beri. Çünkü bu sadece Almanya için bir iftihar vesilesi değil. Bütün ülkelerde, hatta Türkiye'deki taklitçilerin önüne koymamız gereken bir vesikadır da onun için şu anda kararın bizzat kendisinin elime verilmiş olmasından duyduğum
bahtiyarlığı da ifade ediyor. Bu ezan karşısında mahalli mahkeme, efendim sabahın erken saatinde Almanları rahatsız edemezsiniz, ezan okuyamazsınız diyor. İlk eyalet mahkemesine gidiyor, eyalet mahkemesi de bu mahalli mahkemenin kararını onaylıyor. Evet diyor, Almanlar rahatsız olur, sabahleyin ezan okuyamazsınız. Ama ilk Alman anayasa mahkemesine gidince ne oluyor? İşte mahkemenin kararı burada. Alman Anayasa Mahkemesi diyor ki, insan hakları her şeyin önünde gelir. İnsanların inanç hürriyetleri de insan haklarının en önünde gelir. Onun için Müslümanların inanç hürriyeti Almanların istirahat hürriyetinden daha öndedir ve daha kıymetlidir. Bunun için Müslümanlar ezanı okuyacaklar, Almanlar da onların bu inanç hürriyetine saygı duyacaklar. Tıpkı Hristiyan Almanlar kilisede çan çalarken Müslümanlar nasıl sabrediyorsa, Müslümanlar ezan okurken de Almanlar aynı şekilde sabredeceklerdir. İşte Alman mahkemesini tebrik ediyorum. Neden? Adil düzene uygun bir karar almış da onun için Refah Partisi bu tatbikatı her sahada gerçekleştirmek istiyor. Sadece bir sahada değil. Ve burada toplanan bu 30 bin insan 10 bini salona girememiş dahi olsa, işte yeryüzünün her yerinde herkese insan haklarını vermek için toplanıyor. Yeryüzündeki bütün insanların, Müslümanların ve Hristiyanların birbiriyle harp etmesi için değil, barış içerisinde uzlaşarak yaşamalarını temin etmek için burada toplanıyor. Ne mutlu size, hakkın hakimiyeti için çalışıyorsunuz. Ne mutlu size, bütün insanlığın saadeti için çalışıyorsunuz. Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nın bu umumi kongresini bir kere daha tebrik ediyorum. Ve inşallah önümüzdeki her yıl insanlığa en büyük, en hayırlı katkılar yaparak bu toplantılarınızı tekrar etmenizi diliyorum. Ve 7 Haziran şampiyonluk maçında Milli Görüş'e en büyük zaferi diliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Hep beraber siperlere geldik, selamladık, kucakladık. Siperden geldik, sipere gidiyoruz. Esselamu Aleyküm. Müstahit Erbakan, milli kahraman, mücahit Erbakan, milli kahraman, mücahit Erbakan, milli kahraman. Muhterem kardeşlerim, muhterem liderimiz, muhterem hocamız, Profesör Doktor Necmettin Erbakan Beyefendi'ye şükranlarımızı arz ediyoruz. Şimdi kendisine minik yavrularımız çiçek takdim ediyorlar. Evet, değerli kardeşlerim, biz muhterem hocamıza diyoruz ki, merak etmeyiniz, bu şampiyonluk maçını, insanlığın kurtuluş maçını hep birlikte kazanacağız ve bu hususta söz veriyoruz. Takdir! Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyarak muhterem Lütfi Doğan hocamın duasıyla günümüzü, kongremizi kapatıyoruz. Burada diyoruz ki bir dahaki genel kurulda daha coşkulu ve daha güzel haberlerle buluşalım inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim okumak üzere mikrofonu Abdurrahman Gizman Beyefendi'ye veriyorum. Buyurun. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وكما قول الصبر صدق الله العظيم آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين Sen bu mübarek topluluğu dünyada muazzez kıl ya Rabbi. Daima korktuklarından emin, umduklarına bu mübarek topluluğu nail kıl ya Rabbi. Bu mübarek topluluğa ve bütün ehli İslam'a birlik, birlik, rızana muvafık hayırlı çalışmalar nasip eyle ya Rabbi. Her türlü tehlikelerden, her türlü afetlerden cümle ehli İslam'ı bütün insaniyeti muhafaza eyle ya Rabbi. Kur'an'ın nuruyla bütün beşeriyeti tenvir eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Aramızdaki kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Nefislerimizin kötülüklerinden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün hallerimizi, bütün işlerimizi senin razı olacağın güzellik mertebesine ulaştırmaya hepimizi muvaffak eyle ya Rabbi. Bizlere verdiğin nimetlere senin razı olduğun şekilde şükretmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Gerek Bosna Hersek'te, gerek Karabağ'da, gerek daha dünyanın birçok yerlerinde, Çeşmir ve benzeri yerlerde Müslümanlara karşı direnen zalimane güçleri tesirsiz hale getirmeyi nasip eyle ya Rabbel Alemin. Müslümanlara birlik birlik ver ya Rabbel Alemin. Bütün beşeriyetin hayrına, iyiliğine çalışacak her türlü iyi hizmetlerde hepimizi muvaffak eyle ya Rabbel Alemin. Bizlere dünyada da iyilikler, güzellikler ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Ahirette de iyilikler, güzellikler ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Bizleri dünyada da ahirette de ebediyen mes'ud eyle ya Rabbel Alemin. Her yerde hakkı hak olarak görüp hakka uymaya cümlemizi muvaffak eyle ya Rabbel Alemin. Batılı batıl olarak gösterip batıldan kaçınmaya cümlemizi muvaffak eyle ya Rabbi. Yeryüzünde adaleti, hayrı, iyiliği, senin rızan uğrundaki kardeşliği en güzel şekilde gerçekleştirmeye hepimizi muvaffak eyle ya Rabbel Alemin. Şu beldede yaptığımız sümasumane dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Revza-i Mudahhara'da yapılan dualara ilhasen kabul eyle ya Rabbel Alemin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.